Arkadaşlar, bu dersimizde önceki derslerde kullandığımız CSS kurallarını biraz daha genişleteceğiz. Yine aynı site üzerinden gidiyoruz. Oluşturmuş olduğumuz bu sayfalar arası linklerde gördüğünüz gibi yazılar, yani verdiğimiz linkler mavi renkte ve alt çiziyor. Bunlar otomatik, yani varsayılan ayarlar olduğu için böyle gözüküyor. Şimdi biz bunları istediğimiz renkte, istediğimiz biçimde yapmayı öğreneceğiz. Tabii yine CSS kullanacağız. Çünkü her sayfada oluşturmamız biraz uygun olmuyor. Yani her sayfada farklı biçim olması veya her sayfada aynı biçimi yeniden yapmamız biraz doğru olmuyor. Zaman kaybı oluyor ve hoş bir görüntü de olmuyor. Aslında şu an tema oluşturduğumuz için yine tek sayfada yapsak diğer sayfaları da etkileyecek. Onu da yapabiliriz. Fakat biz yine CSS üzerinden gidelim. Şimdi tüm sayfalarda oluşturulan linkleri etkileyen CSS etiketleri var. Aslında bu HTML etiketleri, CSS de onları tanıyor. Öyle değil. Şimdi CSS yazısı üzerine sağ tarafta gördüğünüz sağ tıklıyoruz ve bu programı ilk açtığınızda şöyle bir görüntü de olabilir. Şu all seçeneğini seçmemiz gerekiyor. New diyorum. Şu selector type alanından compound seçiyorum ve buradan önce a link 2 nokta üstte a link seçeneğini seçiyorum. Okey diyorum. Bu verilen linklerin ilk görünümü. Yani link verdiğiniz anda biçimler şimdi uygulayacağımız şekilde gözükecek. Örneğin link verdiğimiz yazılar büyüklüğü 14 olsun. Kalınlığı kalın olsun. Yani normal de olabilir, kalın da olabilir. Kalın diyelim biz. Bold diyelim. Bakın uyguladım direkt linkler. Peki, fark ettiyseniz diğer dersimizde, yani CSS, ilk CSS'e girdiğimiz derslerde şu tablo kenarlığı ne falan bunları oluşturduğumuzda uygula dediğimizde uygulamıyordu. Yani direkt uygulamıyordu. Biz gidip hücreyi seçip class seçiyorduk. Örneğin şimdi gösterelim. Örneğin şu kısma diyelim, bu resmi uyguladığımızda gelip TD'yi seçiyorduk ve class alanından birini seçiyorduk, ondan sonra uyguluyordu. Bakın şimdi ne oldu? Link oluşturdum, uyguladım. Örneğin kırmızı diyorum veya kırmızı olmasın, yeşil olsun. Bakın direkt renk değişiyor. Niye? Çünkü bu varsayılan bir etki. Yani bak, diğerlerinde nokta var, bunda yok. Evet, şimdi altı çizili olmasını da istemiyorum. None seçiyorum. Buradan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin italik olmasını isterseniz şöyle bu şekilde alayım. Normal diyelim biz. Normal diyelim. Tamam. İstersek başka özellikleriyle de oynayabiliriz. Şimdi bu kadar yeterli. Okey diyelim. Şimdi tarayıcımıza bir bakalım. Pardon. Internet Explorer seçtim. Kaydet diyor. Evet. Evet, yine tema üzerinde değişiklik yaptık ve temayı göstermek istediğimiz için böyle bir sorun oluştu. Şimdi indeks sayfamızı açalım. Onu görüntülemeye çalışalım. Evet, bakın. Şimdi uyguladık. Değiştirdik. Siz sayfamızda aslında kaydettik ama değişiklikler olmadı. Neden olmadı? Çünkü biz bazı özellikle, şimdi biz sadece link özelliğini verdik. Burada ziyaret edilmiş sayfa olduğu için aslında mavi de değil rengi. Şimdi onları değiştireceğiz. Geçelim sayfamıza. Şimdi yeni bir CSS kuralı daha oluşturacağız. Yine compound seçiyorum. Buradan visited, yani ziyaret edilmiş. Yine okey diyorum. Yine aynı olsun. 14 olsun. Kalın olsun. Normal olsun. Rengimiz yine, pardon, yeşil olsun.
Apply dedim. Çizgi de olmasın. Tamam dedim. Bakın stil sayfamı kaybetmem için Save All diyeceğim. Yine internet store sayfasına geldim. Bakın şimdi uygulanmış oldu. Şimdi bir başka etiket daha ekleyeceğiz. Yani iki etiket daha ekleyeceğiz. Kompanı seçiyorum. İki nokta üst üste hover seçiyorum. Yani bu ne demek? Faremiz yazının, yani linkin üzerine geldiğinde örneğin görmüşsünüzdür sitelerde, üzerine geldiğinde rengi değişir, biçimi değişir. Onu uygulayacağız. Örneğin üstüne geldiğinde fontunu küçük yapalım biraz. 12 olsun. Kalınlığı olmasın. Diğerleri normal olsun. Aslında buradan text transform kısmından büyük harf küçük harf olmasını da yapabiliriz. Örneğin hepsi küçük harf olsun. Sadece görmeniz için söylüyorum. Yapıyorum böyle. Kırmızı seçtim. Altıda çizgi olsun. Okey dedim. Yine stil sayfamı kaydetmek için save all diyorum. Geldim sayfama. Bakın şimdi. Hepsinde tüm linkleri etkilemiş olduk. Şimdi bir de en son compound kısmından yine aktif seçeceğiz. Yani bu da ne? Örneğin tıkladığımız herhangi bir sayfa, gittiğimiz aktif olan sayfanın rengi değişecek. Örneğin yine 14 seçiyorum. Kalın olsun. Rengini bu sefer sarı yapalım. Normal dedim. Hepsini normal yapalım. Alt çizgi de olmasın. Tamam. Yine kaydediyorum. Bu sayfalarını. Ana sayfaya geldim. Evet, bakın. Tıkladığım anda hangi sayfa, aktif olan sayfa o rengi aldı. Şimdi iletişime tıkladığımda sarı rengi alıyor. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.